الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Biraz tevhid, biraz zaman. Her zaman konuşmamız farklı şey. Farklı noktadan bakış. Bir şey kazarken sağını, solunu, altın üstünü. Aynı şey değil yani. Eksi 273 santigrat derece her şeyi donuyor. Ve zaman yok deniyor orada. Mutlak sıfır. Mutlak sıfır. Sıfır oluyor. Yani orada zaman ne olmuyor? Bunu fizik ki kendi söyledi. Eksi 273 santigrat derecede her şey donuyor ve zaman yok deniyor. Zaman yok. Çünkü hareket yok. Elektron bile duruyor. Elektron da duruyor. Zaten zamanın en büyük özelliği hareketin nevnidir. Hareketin kendisidir. Zaman. Zaman hakkında nehir diyor ustad mesela. Şöyle bir şey misal verin. Bir nehir düşünün. Üzeri saman çöpüyle kaplı. Su gözükmüyor. Su alttan gidiyor ama. Nereden biliyoruz? Samanların hareketinden biliyoruz. Samanlar değişik şekil alıyor. İşte zaman o nehirdir. Saman o şey saman diyorum. Nehir o zamandır. Mevcudat samandır. Yani şu mevcudat o suyun üzerindeki samandır. İşte zamanın hareketiyle eşya şekil alıyor. Zamanı kaldırdığın zaman eşya şekil almaz. Her şey durur. Hareket mi durur aslında? Yani hareketi, zamanı kaldırırsanız hareket durur. Hareket durunca her şey durur. Hareket ortaya çıkaran zamandır. Zamanın ismi Dehr esmasıdır. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Dehr esmasıdır. Dehr esması hareketi doğuruyor. Hareket zamanı doğurmaz. Hareket mahluktur. Yani realitedir. Çünkü farklı farklı olur hareketler. Neyse. Mülk ve melekutu birbirinden ayıran zamandır. Zaman hakkında cümleler kullanacağım. Bir şey üzerine gitmeyeceğim yani. Aynı yolda yürümeyeceğim o. 273 bıraktık onu. Mülk ve melekutu birbirinden ayıran zamandır. Yani bir şeye mülk, diğerine melekut neye göre diyorsun? Ayrım noktası neresi? Kavşak nedir? İşte zamandır. Mülk ile melekutu birbirinden ayıran zamandır. Sana şöyle söyleyeyim. Buz ile su ile suyu birbirinden ayıran çizgiyi bana söyle. Mesela dün Adem'den de konuşmuştuk değil mi? Mesela bu sayfanın içinde Adem var. Burada Adem var. Her yerde Adem var. Adem'i eşyanın içinden çıkarırsanız mutlak kemal olur. Haşa tanrılaşır. Eşyanın içine Adem girmesi mahlukiyetindendir. Adem'i kaldırırsanız yani eşyanın varlığın içinde kalın mutlak kemal ki mutlak vücuttur. O zaman vacip olur. Niçin söyledim bunu? Adem eşyanın içerisine konması eşyayı mertebelendiriyor. Güzel, daha iyi. Soğuk, sıcak, katı, kenarda var, bilmem şeyi var. Bunu derecelendiren Adem'dir. Mülk ile melekütü birbirinden ayıran da, mesela bak, buz ile suyu. Neyle ayıracaksın? Su ile H2O arasını ayır bakalım. Ayıramazsın ki. H2O'yla enerjiyi ayır. Enerjiyle esiri ayır. Oraya kadar hep zaman var. Melekütte zaman var mı sana? Melekütte var ama... Mülkte var zaten değil mi? Mülkte var. Evet. Melekütte bizim bildiğimiz zaman yok. Ama bir o esma orada da var.
Ama o esma işlevi böyle değil. Mesela cennette bile zaman var. Ama bu şekilde değil. Hayal ettiğin hiçbirisi zaman değil orada. Mesela niye? Pazartesi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adem babamızı ziyaret edeceğiz. Perşembe, salı sayıyor. Perşembe, salı, çarşamba, perşembe. Perşembe beni ziyaret edeceksiniz diyor. Cuma da Allah'ı görmeye gideceğiz. O zaman değil mi bu? Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Bize hitap ediyor. Sonunda diyor ki bize hitap ediyor. Çünkü cennet hakkında ne konuşuluyorsa ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer hutur etmiş, hayal edebilmiş. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız cennette yoktur. Düşünülen bilen, düşünülen cennet değildir. Mesela bugün bir cümle sarf ettim. Bilmem siz yoktunuz, Bülentler vardı. Münafıkla kafir arasındaki çizgi nedir? Şu, hiç tahmin etmiyordum denilendir zaten münafık. Münafık böyledir zaten. Tahmin ettiğin, muayyen olması şart değil. Tahmin ettiğin, bildiğin şey alametlerini taşıyorsa bu kafirdir. Münafık ise şöyle dedirtiyor adama. Hiç tahmin etmiyordum. Yok canım, münafık şu anda ne diyorsun biliyor musun münafığa? Yok canım. Olur mu ya? Olmaz tabii ya. Allah Allah. Olmaz. Ha işte bu şey münafığın adı alameti böyledir. Tahmin edilen bir şey münafık olmaz. Şimdi ayırt eden diye çeşitli dünyadan misaller vermeye çalışıyorum. Mesela Adem çok çok önemlidir. Adem. Zıl yani. O eşeği mahluk yapan. Adem'i çıkarırsanız eşeden hiçbir mertebe kalmaz. Soğuktur, sıcaktır. Bak eğiliyor, kıvrılıyor. Ses yapıyor. Şimdi yapmıyor. Ha, yapıyor, yapmıyor. Değişkenliğe sebeptir. Vacip değişmez. İşte mülk ile melekut arasında birbirini ayıran zamandır. Yani buz ile daha gözümüzün önünde ya. Buz ile suyu ayırt edemezsiniz. Ayrına bir yeri. Ayrılmaz. İşte mülk ile melekut arasındaki nerede hareket başladı zaman başladı demektir. Zamanda Adem var mısın abi? Var. Zamanda da Adem var. Mertebesi var mı zamanda? He? Mertebesi de var. Var tabii. Mesela aydaki zaman yüzde giden bir trenle zaman birimiyle karada duran adamın zamanı birimi aynı mı? Değil. Aynı değil. Aynı değil. Zaman anlayışı, hatta zamanın tesiri farklıdır. Mesela 3,5 saat, 1 saat uçaktan korkan bir insanın uçaktaki zamanı ile yerde 1 senedeki işkencesine denktir. Aynı saatte. Hani bazıları şey söylüyor. Abi kıyametin dehşetinden şey yapacaklar, kabire girdi ama adam kıyamete yakın, adam ölecek. 10 dakika oldu, şimdi kıyamet koptu. 10 dakika ama o zamanı var ya şöyle tık, 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 tık var ya şu. Tut, bunu da tut. Aç, içine istediğin kadar seneyi koy, bir saniye geçer. Buna bastı zaman denilir. Zaman açılıyor. Başlangıcı ile sonunu açın, içeriye girebiliyorsan bastı zaman. İşte İmam Azam Efendimiz bunu yaptı. Sabah namazının 2 rekatında bastı zamanda komple Hatbe Kur'an okudu. Namazda. Üstad Hazretleri risalelerin çoğusu böyle yazılmış. Zamanı açarak. Zamanı açmış. 20 dakikalık iş, bir zaman açılımında 20 saatlik kitabı yazmış. Muhyiddin Arabi mesela yapmış. Bakmış ki bir Muhyiddin giriyor, karısı diyor anlatıyor. Odaya kilitlemiş. Bir çıkıyor işte çıkacağı zaman 10 tane 40 tane 20 tane kitapla çıkıyor. Kağıt yani. Muhyiddin Arabi'nin bıraktığı eser, ehli ilimden ben bizzatı konferansından duydum. Doğdu ölse, çocukluk hiç yaşamasa, uyuma yok. Sırf doğdu saniyede öğlene kadar kitap yazsa ortada olan kitaplar yazılamazmış. Onun kitapları. Nasıl yazılmış? Karısı delikten bakmış. Bakmış ki her köşede bir Muhyiddin Arabi kitap yazıyor.
saymış 40 tane Muhiddin Arabi kitap yazıyormuş. Temessül ediyor. Abi bunu bilerek mi yapıyorlar? Bilerek mi giriyorlar bu zamanın içine? Yani üstadın mesela külliyatı hani bazı risaleleri yazdığı gibi. Şöyledir. Bu ilk önce istihdam edilecek ya, iş yapılacak ya. Hı. İlk önce bilmezler. Allah bu makamı verir. Şımarmazlar. Şükrü örfide kullanırlar. Verilen o özelliği dine, ümmete kullandıkları zaman Allah veriyor. Boşuna Allah ile anlaşma yapılmıyor yani. Ya Rab bana ver, kullarına vereceğim. Ben vereceğim demek, hizmet edeceğim demektir. Bu sefer Allah da veriyor, Allah da veriyor. Allah ile yarışabilir misin? Verdiğini sen veriyorsun, verdiğini veriyor. Daha fazla ver. Cömerti böyle yapıyor Allah. Cömert sanki Allah ile yarışıyor. Cömert veriyor, Allah da veriyor. O da doymuyor, cömert de doymuyor vermekte. Bu sefer Allah da yorulmuyor. Kafir dahi olsa Allah cehennemde aynı muamele yapmayacak öteki kafire. Demek ki mülk ile melekutu birbirinden ayıran zamandır. O iki mülk ile melekut arasındaki ayrım çizgisi zamandır. Mülk ile melekut arasındaki ayrım çizgi zamandır. Böyle bir tanımlama yok ha bir yerde. Bir kitapta bulamazsınız. Böyle bir şey yoktur. Hakikaten sen okumuşsundur bu kadar. Böyle bir şey duydun mu? Falan melekut diye bir şey yok zaten bilim. Melekut diye bir şey yok. Kimyacı da. Başka. Aslında eşya eksi yoktur. Eşyada eksi yoktur. Ama matematikte eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2... sayıları var. Matematikte eksi 3, eksi 2 var. Ama realitede eksi eşya yok. Eksi eşya var mı? Eksi 3 var. Artı 1 sözler var. Eksi 1 sözler var mı? Bunu matematikte böyle diyorlar, ben buldum. Ben buldum. Eksi 1 sözler. Nasıl buldum biliyor musun? Adem. Bunun içindeki Adem eksi birdir. Yani neyse bir şey olsun söyledim ama hakikaten söyledim. Afalladılar yani. O matematikçilerle beraber oturup konuşurken, o bir kitaptan değil. Matematikçiler konuşurken ben de müdahil oldum. Dedi ki şeyde realitede değil, düşüncede eksi iki var. Eksi 3 var, matematikte var ama realitede eksi eşya yoktur. Yoktur. Bu da herhalde paralel alem denilen veya eşyanın melekutiye tarafıdır. Yani paralel alem diyorlar ya, paralel kainatlar. Ne demek biliyor musun? İçindeki Adem. Bunun sözlerin içinde bir Adem var. O eksi 1 sözlerdir. Bu artı bir sözlerdir. İçinde var. Var ama yazılmamış. Yazılamamış. Evet. Şimdi bu tarafa gelmemiş. Nedir o? Bunu derecelendiren, manayı mertebelendiren şöyle diyeyim. Şey diyeyim ha. Şimdi bu yazı yazacağım. Yazı yazmam için boşluk gerekmiyor mu? Ha, yazının yazılabilmesi için o boşluğun adı Adem'dir. Şimdi bu bir. Yazının ortaya çıkmasını. Peki yazının içinde mana var. O aynı kelimeye nihayetsiz mana boyutları yüklenmiş. Yani aynı bardağa su buz koydun. O buzun içine su koydun. Bak bardağa buz koydun. Su koydun. H2 o koydun, enerji koydun, esir koydun, madde hayat aynı yerdesin. İşte mesela diyelim ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir kelam. Nihayetsiz manaları koyabiliyorsun. Nihayetsiz manayı koyabilmen için orada mekan olması lazım. Mekansız mekan, zamansız zaman, mertebesiz mertebe. Gelecek bir tanesi Hasan buradan bunu alacak. Gelecek Murat bunu alacak. Gelecek bunu, Selahattin abi bunu alacak. İçinde mana yok mu? Peki manaya ben nasıl yürüyorum? İçine girmiyor muyum? Gir içeriye, gir içeriye. Tefekkürle.
Fikir yoldur arkadaşlar. Fikir yol açmaktır. Tefekkür ise yürümektir. İman ise alınandır, alandır. Fikir yoluyla diyor Üstad. Fikir yoluyla gidiyorsun. Bir daha söylüyorum. Mesela bak bir tanesini şöyle yapayım. Açtım bir yeri. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde her bir millet. Herkes farklı anlar milleti. Bir sürü millet var. Hayvanat da milleti var. Fil de bir millettir. Millet. Şimdi bu kelimesinde mesela harika veya kumandan kelimesinde nihayetsiz mana mertebesi olsa yani kamil bir kelime diyelim. Cami bir kelime diyelim. Mesela fettah. Suret. Bak surette uğraşıyorum ya. Cismaniyet. İki sene oldu. İki seneyi bulacak. Cismaniyetle uğraşıyorum. İki sene olmamıştır da bir seneyi geçmiştir. Geçen sene burada da var. Şimdi bir şey anlatacağım. Ben uzatmıyorum. Hem aklınızı dinlendire direne götürmeye çalışıyorum. Şimdi suretin içinde mananın sureti var. O da var. Hissiyat da bir surettir. Duygular surettir. Kelam bir surettir. Tamam. Şimdi bu suretin içerisinde nihayetsiz anlayışlar yok mu? Nasıl koydun oraya? Yani oraya manayı nasıl koydun? Mesela şöyle diyeyim. Benim ağzımdan bir kelam çıkıyor. Anlıyor musunuz? Bu kelamın içerisinde uslubum var. Sese göre, manaya göre, zemine göre vurgulamam var. O kelamın içinde dimağım yok mu? Kalbim yok mu? Ruhum yok mu? Kelamın içerisine nasıl sıkıştırdın? Hayal et. Benim kelamım içerisinde. Orada var mı ki? Ben ağzından çıkan kelamla eğer dimağımın hangi mertebeleriyle manalar varsa senin oranı inşa ediyor. Eğer kalpten hisse koymuşsam senin kalbini uyandırır. Benim kelamımın içerisine dimağımı, kalbimi, vicdanımı, ruhumu nasıl koydumsa, hani diyoruz ya, ona bir laf dedi, çok ağrıma gitti. Lafın içine onu koyduk. Kelamın içerisinde nasıl böyle ben girebiliyorsam, bu kitabın içerisine de Adem öyle girmiş. İşte lafzın içerisinde bu çeşitli dimağın, kalbin, vicdanın konulabilmesi için mekansız mekan lazım. Vücutsuz vücut lazım. O da Adem'dir. Adem'dir. Yokluk. Varlık değil ha Adem. Yok olan var. Yokun varı. Yani şu mevcudatın ifade edildi. Şöyle diyeyim daha yan. Sinema düşünün veya televizyon ekranı. Sinema, duvar. Film oynuyor. Herkes duvara bakıyor ama kimse duvarı görmüyor. Filmi görüyor. Peki o duvar olmasa film oynar mı? İşte film vücuttur. Duvar gözükmeyen Adem'dir. İşte bu Adem eşyanın matematikçilerin daha keşfedemediği Adem'dir. Eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, artı 1 var, artı 2 var. Matematikte bunlar var ama realitede eksi eşya yoktur. Oysa hani matematik realitenin şeyiydi, fenniydi. Hani kavramlardan giderdi, hani realiteden, vücuttan giderdi. Matematikte eksi sayısı yok mu? Ama mevcudatta eksi varlık yok. Matematik burada tökezledi. Onlar baktım tökezlediler. Bu dedi şey falan. Dedim bende var cevabı. Nasıl var dediler. Matematikçi ya bunlar. Matematik yani uzmanı. Üniversitede eğitim görevlisi. Dedi ki nasıl var dedi Hasan kardeş dedi. Dedim ki bu vücudu artı bir sözler tamam. Eksi birini göster dedi. İçinde. Neresinde içinde? Senin göremediğin.
Benim için sözler ayrı, senin için sözler ayrı, onun için sözler ayrı. Ha, Adem olduğu için içinde muayyen olmayan sözler, herkese ait bir sözler olduğunu yapan ve sözler yapan Adem'dir. Ama bu söylediklerimi gelecekte ispat edilecek. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlar zaten demiş. Eşyan içinde Adem var. Eşyan içinde Adem var. Benim bulduğum bir şey değil. Abi tefekkürle filan o Adem'i aşıyorsun. Yani canlandırabiliyor muyum? Canlandırıyorsun. Aferin sana. Vallahi bravo. O yok olan vara dönüyor tefekkürle. Ölü olan diriliyor. Çok acayip bir şey dedi ha. Ne dediğini de bilmiyor belki de. Bana çok acayip tesir etti. Tefekkürle Adem diriliyor. Çok ilginç vallahi. Unuturum. Ne dediğini bilmiyor. Tefekkürle Adem. Bak niye diyeceğim biliyor musun? Diriliyor. Allah öyle bir Allah'tır ki ummadığının kalbine verir, herkes istifade etsin. Onun için yaşa başa bakmaz. Yaşa verilseydi Allah çınar ağacına verirdi, bize vermezdi. Çünkü 700 sene yaşıyorlar. Alacalı kargalar 350 sene yaşıyorlar Selahattin abi. Ben de tuttum zeytinimi de bakayım hakikaten o kadar yaşıyor mu bakacağım. Kafesi koydum. Bakayım 350 sene yaşıyor mu? Ömrün yeterse o zaman. Evet. Bakayım ben 350 sene yaşayacağım. Değiştiriyoruz. Dikkat edersen aynı şey üzerine yürümüyor ha. Bu kadar zengin. Açıklamadın ama sana bunu. Açıklamasını yapayım mı? Sonra mı yapacaksın? He? Yok yapayım. Yok. Yapayım. Güzel dedin kestin. Çok acayip. Ben o acayip. Ama ifade edebilecek miyim? Bak şimdi. Şimdi bunun içinde sözler yok muydu? Kaç tane sözler var bunun içinde? Okuyanlar adedince. 33. Yok. Okuyanlar adedince. Bu sözler, nurculukta sözler bir tanedir. Ama herkese göre sözler ayrıdır. Herkese yaptığı tesir, herkesin tefekküründen çıkarttığı sözler. Dolayısıyla yüklediği mana, değer. Dolayısıyla bir kelamın içine, kelamın içerisine nasıl dimağı koyuyorsun, kalbini koyuyorsun, bu sözler kitabın içerisine de alemi melekutu öyle koyuyor. O zaman sen tefekkürle, unutmayın, fikir yoldur, yol açmak. Tefekkür ise yürümek, almak ise feyiz. İşte ben bunu okuduğum zaman diriliyor muyum? Allah Allah, tefekkürle. Yani canlanıyorum, şefleniyorum değil mi? Bir şey aldım işte. O orada ölüydü, dirildi bende. Tefekkürle Adem dirildi. Adem'i vücuttu o. Şimdi ne dediğini anladın değil mi yani? Eksi bir artı bir gibi bir şey mi olur? Evet. Artı bir yazı. Herkesin gördüğü, okuduğu yazı. Eksi bir ise onun içinde senin anladığın. Eksi iki ise onun anladığı. Eksi üç ise onun anladığı. Mekansız mekan işte. Yani Adem ne yapıyor biliyor musun? Nihayetsiz vücudu aynı yere sığdırabiliyorsun Adem'den dolayı. Adem'den dolayı nihayetsiz mertebeleri, varlığı aynı yere sıkıştırabiliyoruz. Ya bu ne biçim ders ya? Sözlerde olduğu gibi. Mesela suret. Halet mesela. Halet kimse lugayette bakmaz. Bu manyak Hasan. 3-4 ay okudum. Halet nedir? 4 ders yaptık. Her bir ders. 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika. Ne yapar 4 ders? 5 saat. 5 saat halet. Ya haletim bozuk. Haletim tutmadı. Haletim iyi değil. Derken, gündelik hayatta kullanırken ama Allah işte en son işte 4 saat ders yaptı şey 5 saat. 4 tane ders yayınlandı. En son geçenlerde bir tane mana anladım. O 4 saata bedel bir mana anladım. İlk defa yeni. Bunun dibi yok ya. Nedir o? Dıştan içeriye gidelim. Hissiyat. Duygular. Halet, latifeler. Halet, ben eskide şöyle biliyordum. Hissiyattan, duygulardan, latifelerden insana yaptığı tesirle insandaki durum, atmosfer.
Meğer halet kendi başına bir birimmiş. Onun için kader risalesine hali ve vicdanidir diyor. Hissi değildir kader. Duygulu değildir. Halidir. Halettir yani. Halidir. Ve daha ötesi Allah canibinden vicdan hali ve vicdanidir diyor. Abi tahminde bu şeyi. A bak işte tahmin mesela. Tahmin kim tahmin üzerine çalışır? Bayağı çalıştım tahmin üzerine. Tahmin söyle abisi senden ne verecek? Var olanı şey yaparak tahmin ederek olmayana vücut vermek. O da öyle aferin. Mesela tahmin ediyorsun değil mi geleceği? Mesela bazıları için der ki bu adam geleceği okuyor. Ya geleceği konuşuyor. Geleceğin projesini yapıyor. Bir tanesi bir Allah'ın kulu çıkıp da buna itiraz etmiyor. Ya manyak mısınız? Gelecek yok ki. Geleceğin haritasını çiziyor. Geleceğin resmini yapıyor diyor. Geleceği konuşuyor diyor. La gelecek yok ki konuşsun. Diyen var mı? Yok. Peki neyi konuşuyor? İşte insanı diğer mahlukattan ayıran cinlerden, cinlerden ve meleklerden. Melekler bilemedi. En büyük alametin bir tanesi de neydi? Tahmin. Tahmin latifesi. Ne yapıyor biliyor musun önemli şeyin? Seni şimdiki zaman mezarlığından seni çıkarıyor, geleceğe taşıyor. Tahmin. Bak uygulayayım basit şeylerde kullanayım. Şurada temizlik eşyası yok. Dükkanı. Nerede var? Daha aşağıda. Kuksafen'de var. Bilemen'de var. Bilemen'de var. Tamam. Ne kadar şey var? Bir hesap ediyorum. Geleceği aynen herkes alıyor, alışveriş yapıyor. Dükkanı koydum gidiyor, geliyorlar. Koyuyorum aynen tahmin ediyorum. Sistemi kuruyorum aynen öyle çıkıyor. O zaman gelecek bazılarına gelecektir. Bazılarına hal gibidir. Tahminin bir ilerisini git, o anı yaşamaktır. Adam tahmin ediyor, aynen oluyor. Tahmin ediyor, hava bulutlu olacak, olmuyor. Tahmin değil mi? Peki, başkası için tahmin, bunun için gerçek. Ya yanımızda neler, ne tuhaf insanlar başka şeyler yaşıyor belki de bilmiyoruz. Ben söyleyeyim bak, meteoroloji istasyonuna göre bedihi olan bir şey halk için nedir? Tam ihtimaldir değil mi? Yağmurlu olacak. Ama onun için tamam. Adam tahmini söylüyor. Realite. Bu maddiyat böyle. Maneviyatta boyutlaşmış insan feraset öyle değil midir? Bu böyledir. Bu adam böyledir. Yani simasına, gözüne, eline, ayağına, mimiklerine, konuşmasına, titrek olduğuna tak. Mesela ben mesela bir misal söyleyeyim. İnsandan. Kürsüye bir tanesi çıksın. Eyvallah, abdest, oruçluyuz. Kürsüye çıksın. İster ders yapsın, ister hocalık yapsın. İki tarafım da var olduğu için söylüyorum. O adamın boyunu, kilosunu Allah'ın izniyle anlarım. Melekutte boyu ne kadardır? Allah'ın izniyle. Küfrani nimet yapmayacağım burada. Bu bana bunu giydiren Allah'a sonsuz şükürler olsun. Evet. Hani var ya şükürsüzlükten bir de kibirden seni kurtarmak için var. Ama maşallah ne kadar güzel meşmişsin bunu giydin falan. Desin nerede canım ya bundan güzellik nerede ya. Ne güzel. O zaman küfrani nimet olur. Ama desin ki tabii canım benim gibi bir adam var mı ya. Gösteremezsin. O da enanet kibir olur. İkisinden kurtulmak için evet bir şey var ortada ama onu bana Allah verdi. Allah'a ait. O zaman hem şükür yapıyorsun hem küfranı nimet yapmamış oluyorsun. Mesela adam atmosferi tahmin ediyor. Yağmur yağacak. Adam esnaflığı tahmin ediyor. Ben de şu adam ne olur? Bu adam dershaneye gelsek şu çocuk veya şu kürsüden. Bu adamın öteki taraftaki boyu bu kadardır. Haşirde hiç sürprizlik yoktur. Ben sürprizlik beklemiyorum kendim hakkında. Yani Allah özel muamele yapacaksa onu bilmiyorum. O sürprizi. Yani kendi realitemden ben sürprizlik beklemiyorum şimdiki halimle. Çünkü baktım haramlar, bakmadığı yazılmadığını biliyorum. Bakmadığım haramlara da baktı da yazılmıyor. Sürprizlik yok ki. Yani tahmin aslında geleceği keşfeden bir latifedir. Gelmeden gitmektir. Ama var olanı kullanıp da. Varı kullanıyorsun.
varın kullanmak ne demek biliyor musun? Ya ben bunu bilmiyordum. Neyle bildin? İlim ile. Cehaletini bile bilmek için ilim lazım. Bir daha söylüyorum, tarihi bir cümle olsun. Cehalet bile ilme muhtaç. Yani cahilliğini bilmen için alim olman lazım. Onun için alim olmayanlar cahil olduğunu bilmezler. Onun için alimler cahilliğini söylerler. Doğru mudur? Doğrudur tabii. Çünkü bilmediklerini görüyorlar. Ve tahmin ediyorlar. Senin tahminin onu görmesi. Onun için ya bilmiyordum. Neyle bildin? İlimle. Bilmediğini bildin. Bilgidir o. Bunların hiçbirisi felsefe değil benim konuştuklarım. Realitedir. Onun için bir latife var ki tahmin. Tahmin diye bir ders yaptım galiba ya. Ya yaptım mı ya? Yani sesli derste daha görüntüsünde çıkmamış ama tahmin. Tahmin ders. Acayip bir şey ya. Çünkü benim başka işim yok. Akşama dershanede oturuyorum. Ne yapacağım? Akşama çalışıyor devamlı. Ben de kalem alıyorum, onlara bakıyorum ne yapıyor, kim ne yapıyor. Adam çalışıyor, o bir şey getiriyor, arı gibi bu bir şey getiriyor. Tasavvur bir şey getiriyor, taakkul bir şey getiriyor. Tasdik bir şey oluyor, vallahi. Kalp bir şey getiriyor, namazda bir şey getiriyor. Namaz oluyor bana ilim şey gibi, namazda bir şey geliyor. Oruçta bir şey geliyor. Çünkü ben televizyon seyretmem, etmem. Haber bakmam. Bir diğer düğme basıp da haber dinlediğimi bilmiyorum. Bakmam. Haramı da denildiği kadar uzak duruyorum. Kitap okuyorum. Tevekkül edince de geliyor. Allah da veriyor. Bu kemalat değil ki. Sen de uyu, sen de alırsın. Şimdi balık tutabilir miyim şu anda? Göle şartmamışım. Göle atanın balık çekmesi keramet değil ki. Şimdi balık tutmak keramettir. Değil mi? O karşı onu bekliyordu. Aa ne keramet ya. Sudan ne çıkarttı ya. Yok zaten o çıkacaktı. Zaten bu bekleniyordu. İşte tahmin budur. Sudan o çıkar. Herhalde adam çıkacak hali yoktu ki sudan. Bana da onlar da gelecekti. Başka kim gelecek? Ben mesela bunları sözler okuyorum tamam mı? Mesela tevhid dersini. Arşı okuyorum. Ayşe Fatma gelecek hali yok ki. Dolar mı falan gelecek hali yok ki. Ne işi var orada zaten onun? Zaten ona tevhid. Oraya adresledim. Oltayı attım oraya. Herhalde gölden balık çıkar lan. Mercedes çıktı. Kamyon çıktı oltasına. Olmaz da. Bu ders manyak dersi olsun. Kara delik değişiyor. Kara delikten geçebilmen için tüm kütseler, ağırlıkların, kütlesel ağırlıklarını bırakman lazım. Yani atomlardan sıyrılman çıkman gerekiyor. Bak devam ediyor. Dijital ortama nakledilebilen her bilgi hem her yere nakledilebilir, hem aynı kendisi gibi olur. Dijital ortamına nakledilen her bir bilgi, her yere nakledilebilir ama hepsi de kendisi gibidir. Dijital böyle olursa, alim imana nasıl olur? Alim imanaya geçtin mi her yerdesin. Ve hepsi de sensin. Mesela bak, şu kameradan çekiyorsun. Tamam Murat. Sen gittin hard diskine fotokopisini çektin. O da çekti. Aynı dersi. Hepsini kopyala yapıştır. Farkı var mı? Yok. Hiçbir fark yok. Bu ne? Nasıl ki dijital ortama filmi taşıyorsunuz sıfır ağırlıklı. Flash belleği tartın. 1 kilo. Dersi yükleyin. 1000 tane dersi atın. Kilosu değişir mi? Değişmez. Ama içinde. Nasıl? Bir şey içinde olacak sıfır ağırlıklı olacak. Allah olacak nasıl ağırlığı yok diyorlardı. Film içinde ağırlığı yok. Dünya
Allah bir şeyde olacak, niye mekanı yok? Dijital ortamın içinde o flash belleğin içinde koca film var. Ne kadar biliyor musun mekan? Beni çekmiş bir saat. Zamanı çekiyor, zamansız oluyor. Orada zaman yok. Sıfır. Bir zaman, beni çekiyor atomu, mekanı, maddeyi, zamanı, zemini. Yani bak beni çekiyor, zamanı çekiyor. Flash belleğe koyuyorsun. İçeride ne ağırlığı var? Benim ağırlığım vardı. Bir saat. Burada ne bir saat? Bir saat bir saat diyor. Orada duruyor bir şey. Ve zamanı durduramazsınız. Ama filmde durmuş işte. Bir saat orada duruyor. Hiç kimse sormuyor. Ya nasıl bir saat burada duruyor bu adam ya? Bir saat. Bir saatlik film duruyor. Kaç saatlik film? Bir saat. Lan geçen sene de bir saatti. Hiç erimedim ya. Yok aynı gene bir saat. Zamanı tutabilir misin şimdi? Ha tutun ha. Neyle tutuyoruz? Çekimle zamanı adeta tutuyoruz işte. Film çekiyoruz. Hafızaları kaydediyor. Zamanı durduruyoruz. Anladın mı Murat'ım? Çok tuhaf. Kara delik demek bütün kütlesel ağırlıklarını bırakacaksın ki kara delik olasın. Kara delik kütlesi yok zaten. Yok ki zaten. Ben şöyle okumuştum. Ama... Bütün kütleleri yutandır. Evet. Kütlesi yok ama. Hatta fizikle metafizik arasındaki bir diyor koridordur. Geçit honisi gibidir diyor. Fiziği metafiziğe dönüştürüyor. Bunu fizik söylüyor. Tamam. Bir Müslüman hoca dese ki ölümle fizikle metafizik alemine alemi gayba geçiyoruz. Ya ne kim görmüş ya gidip de gelen mi var diyor. Fizikçi deyince oluyor. Acayip bir şey ya. Mesela ben hoca olarak desem ki 2,5-3 ton kan hayvanın memesine gelecek ki 1 kilo süt olsun. Yavaza bak ya. 3 ton kan. Ziraat mühendisi diyor ki 5 ton diyor. Memeye gelecek hayvanın kanı pompalanacak ki 1 kilo süt alasın. Adam diyor ki Big Bang'le mekansız mekan, zamansız zaman yok bir şey yani. Yani bir çekirdek ama onu koyacak bir yer de yok. Mekan, zaman, her şey bittiği yer ama bütün mekan, zaman ondan çıkıyor. Lan manyak mısın sen, deli misin, ne dediğini sen duyuyor musun? Diyen yok. Bütün mekan ondan çıkıyor, kendisi mekanı yok. Bütün zaman ondan çıkıyor, zamanı yok. Ben diyorum ki Nur Muhammed'i aynı paralelinde, ya olur mu ya Nur Muhammed'i dediğin nedir? Çekirdek, çekirdeksiz çekirdek, varlıksız varlık. Ya Allah Allah nasıl olur ya falan ya, böyle bir şey olur mu? Aklını alıyor mu ya bir de bana söylüyor. Sen aklını aldın mı ki bana söylüyorsun? Peki Big Bang senin aklını aldı mı ki bana söyledi, naklediyorsun. O Nobel ödülü alıyor ama biz almıyoruz. Biz, evet. O Nobel ödülü aldı. Hazreti Muhammed daha önce alması lazım aleyhissalatü vesselam. Adam suyun kaldırma kuvvetini keşfediyor. Banyoda yıkanırken o banyo şeyin, taban şey, tasını suda yüzüyor. Ho hemen fırlıyor. İşte gemiler yapılmış. Suyun kaldırma kuvvetini bulan meşhur oluyor. Ruhun kaldırma kuvveti olan imanı bulana meşhur olmuyor. Abi geçen buraya... İman suyun, iman ruhu kaldırma kuvvetidir. Buraya gelirken ders hani abiyle birine konuştuk da mesela öyle bir şahıs çıkıyor ki hayatında da deniz görmemiş etmemiş tatlı suyla tuzlu suyun ayrıldığını söylüyor. Evet. Deniz görmemiş ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Cebel-i Tarık'ta değil mi? Kızıldeniz'de büyük okyanusu değil mi? Ayran. Meracel bahreni yaltekiyan beynehuma berzahuna ebriya. Nasıl diyor? Adam var olanı buluyor, Kaptan Kusto, bunu Müslüman oluyor ve ondan sonra bütün dünyada bütün çekimleri yasaklanıyor. Yahudi zihniyeti. Müslüman oldu ya, eskide kendi kendine oldu, tabiat yaptı derken yayınlanıyordu. Allah yaptı demiş bana, başlamış videoları çekmeye. Bütün şeylerini durdurdular. Ya, devam ediyorum. Mekanın sağ, sol, yukarı, aşağısı var. Zamanın ise dünü, bugünü ve yarını var. Zamanın aşağısı, yukarısı yoktur. Soğuktur, sıcağı yoktur. Bak mekanın sağ, solu, aşağı, yukarısı var. Sağ, sol, alt, üst değil mi? Ön, arka, altı yön. Mekanın. Zamanın ise dünü, bugünü, yarını var. Tek şerit o zaman. Tek şerit. Aynı.
Zaman bir şerittir yani, böyledir. Nehir diyor üstad. Ha? Nehir gibi aynı. Nehir gibidir. Nehir çünkü burası da su, burası da su. Zaman denilen bir şey geçmiş ile bugünü aynıdır. Su bak şuradan attı. Önüme geldi şimdiki zaman. Geçti. Geçmiş zaman. Gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Peki su ne farkı var ki? Buradaki de su, buradaki de su, buradaki de. Aynı su. Kafada var. Nispet de var ya. Kıyas ki ya, kıyas. İşte Adem'i vücutlar burada iş yapıyor. Eğer bu kıyas kalksa, Adem kalksa, tahmin kalksa, feraset kalksa hayat durur. Çünkü baba oğul olmaz artık. Herkes olan olmuştur. Olacak hiçbir şey yoktur. Doğan doğmuştur. Ya babasın ya çocuksun. Hiç oynayamazsın. Zamanı kaldırırsanız çocuk yoktur, baban yoktur, doğan yoktur, doğrulan yoktur. Öyle bir şey olmaz yani. Anladın mı burayı? Çok tuhaf bir şey. Bu tahmini, tahmin latifesi çok acayip. Bir de hangisini diyorduk? Biraz önce konuşuyorduk. Neyse. Başka 3-4 tane de farklı cümle kaldı. Herhalde saatimizi dolduracağız. Bak 4 tane cümle kaldı. Kabahatını gizlemek için yeniden kabahatın peşindedir demektir. Kabahatını gizlemeye çalışmak yeni bir kabahatın peşinde demektir. Öyle değil mi? Yani sıralıyorum. Yani aklın kullanma metodumuz dışında böyle egzersiz yaptırmaya çalışıyorum ki kendim alemimde de ben de sizinle paylaşıyorum. Bu sizin için yazmamışım. Okurken mesela Risale'de böyle var. Diyelim ki bu dünyada şöyle dirilme var. Çocuk anne karnında ihyası var. İnşası var. Kuruluyor sistem. Hayat geliyor, sonra ruh geliyor. İnşa, ihya, ruh. Ha. İnşa ve ihya. Mesela dünyada ilk önce ceset gelir, 4 ay sonra ruh gelir anne karnına. Hayat gelir, sonra ruh gelir. Ahirette ise şöyle geçiyor Risale'de. Ruhların gelmesi var, hayatın ihyası var, bedenin inşası var diyor. Ters söylüyor. Ahiret ters çalışıyor. Mesela burada ağaçlar, Kur'an tabiriyle hadiste, ağaçlar buradan aşağı yukarıya buyur. Aşağıdan yukarıya. Cennetteki ağaçlar ise kökler yukarıda, dallar aşağıdadır. Onun için bu ağaca nispet edip kıya benzetilmiş anneler ayağının altındadır. Ayak ağaçtır, dallar meyveler. Meyveler şeydir, meyvedir, çocuklardır. Tabii ki meyveler kökün altındadır. Elbette ki ayağının altındadır annenin cennet. Çünkü anne doğurtkandır, üretkendir. Cennet de böyledir. Anne küçük bir cennettir dünyada. Yani ben şöyle anlıyorum. Anneler küçük bir cennettir dünyada. Ayağının altında demek küçük bir... Çünkü imal ediyor. Öteleri sana taşıyor. Kökten emiyor anne. Ayak kök demektir. Ayağın altı kök demektir. Tamam. Emiyor, sana besliyor. Anne şu dünyanın küçük bir cennetidir. Kadın öyle değildir. Menfaat edilen bir yerdir. Acayip bir şey. Bak annen senin hanımın olamayacak cennette. Haşa. Ama dünyada beraber olduğun hanım cennet Huri'den daha güzel yapıp sana verecek. Ama annen olacak hala. Daha güzel, cennete uygun bir anne olacak. Çünkü eski mazi hatıralarını konuşacaksın. Anneni görmek istemez misin? Ben annemle sohbet etmek istemem, yaşamak istemem miyim? Hem de en güzel bir şekilde yaşamak isteyeceğiz artık. Hastanesi yok, ambulans çağırmayacağız artık anneme. Artık üşüdüm demeyecek, benim üstümü örtmeyecek. Yani acayip bir şey ya. Neler bizi bekliyor? Böyle bir yerden çekinilir mi ya? Vallahi bin canla gidilir ya. Biz onlardan yaşlı olacağız ama. Ha? Biz onlardan yaşlı olacağız. Evet, 33 olacağız biz. Hanımlar 18. Ama bir alim şöyle demiş. 33 yaş değildir. Kadınlar 18, erkekler 33. Yani 33 zindelikte, kadınlar da 18 zindelikte olacak.
O demek. Yaş burada biz tesir etmiş. Dedik ya kafamızı zamana ve mekana, yani düşündüğümüz bir şey var ya cennette. Buradan oraya diyor. Öyle değildir. Mesela erkekler 33 olacak. Kadınlar 18 olacak. Yani 18 yaş değil o. 18 zindelikte. 18 gibi. Gibi değil, 18 zindeliği. Yaşsız yaş. O zaman büyük küçük olmayacaksın işte. Şu anda da sen annenden yaşlı değil misin? Anne senden yaşlı değil mi? Ama ondan güçlüsün. Ama yaşlı olan daha güçlü olur. Değil mi işte? Zindelik başka bir şey. Daha önce sen eziliyordun. Annenci yatırıyordu. Annenin çevirmesine muhtaçtı. Şimdi anneni de kaldırırsın. Ama sen de yaşlı. O küzden sen yaşlısın. O küz 2 yaşında. Ama 7 tane de delikanlı devirir. Peki değiştiriyorum. Ahmakla hain aynı işi yaparlar. Konu biraz değiştireyim diye yaptım. Ateş attım. Ateş alıyor. Şimdi atladım bu satırı. Ahmakla hain aynı işi yaparlar. Farkları niyetlerindedir. O tarafı da kendisi içindir. Netice aynıdır. Ahmakla hain aynı işi yapar. Mesela askerde de öyle. Hain ile gafil aynıdır. Cephanelikte nöbet tutuyorsunuz. Uyudun, geldi, düşman havaya uçurdu. Veya sen cephanelikte nöbet tutarken hainsin, sen uçurdun. Netice aynı değil mi? Hain ile gafil aynıdır. Ahmak ile hain aynıdır. Aynı netice işi yapıyor. Farkları nedir? Niyetlerindedir. Ahmağın niyeti bu değil. Ama hainin niyeti buydu. O tarafı da kendisi içindir. Yani ahmak niyetim iyidir ama ne yapayım senin? Senin niyetin sana iyidir. Senin niyetin benim işime yaramıyor ki. Hafız dedim, haklı iyiymişsin dedi. Haklı olduğumda ne oldu dedi. Olay bitti. Ben sana dedim ki böyle yapma ya. Sonra olay bitti. Tabii aynı dediği gibi. Hafız sen haklısın dedim hocama. Haklı olduğumda ne oldu dedi. Netice aynı. Bir şirketin bekçiliğini güvenlikçisi olmak için eğitim alınıyorsa, öyle mi? Bir ciddi bir, çok hassas bir noktada güvenlikçi koyma ile bir fabrikada, kapıda güvenlikçi koyma aynı mıdır? Bir başbakanı koruma ile bir dükkanı koruyan bekçi aynı mıdır? Değildir. İyi dinleyin o zaman. Bir şirketin bekçiliğini güvenlikçisi olmak için eğitim alınıyorsa, imanının da İslamiyetini de korumak için derslere gidip eğitim alma gerekmiyor. İyi bir bekçi gerekmiyor mu imanına? İlim işte bekçidir. İmanının bekçi. Yani iman bekçidir tabi. Neyin? Allah'ının ve ahiretinin bekçisidir. Eğitim alman lazım. Başka, limanda seni bekleyenler senin nasıl geldiğini, neler geçirdiğine bakıp sormazlar. Gelip gelmediğine bakarlar. Gemicisin, fırtına var, okyanus, tamam mı? Var ve yok. Limandakiler, kimisi orada tayfanın akrabasıdır, oğlum gelecek mi diye bakar limanda. Kimisi mal gelecek. Kimisi gemi sahibidir, para gelsin ki para alacağım. Değil mi? Herkes limanda ayrı niyetle bekler. Ama gemi nasıl gelmiş, fırtınadan nasıl inmiş, nasıl çıkmış, neler geçirmiş, açlık mı çıkmış, kavga mı olmuş, gemi batarken mi kurtarmışlar? Kimsenin umrunda değil. Nasıl gelirse gelsin, ben gelişine bakarım diyor. Şimdi saat geldi de, ağır geldi. Zamana devam edecektim. Birkaç da 5-10 dakika, 5 dakika size teneffüs ettirdim zaman için. İnşallah zamanı da başka bir gün yapalım. Tamam mı? Olsun. Çünkü ancak hazmederiz. Çok ilginçtir. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.